bir üniversiteye çevirmiş ve şimdi onun mirasından yararlandığımız bütün kitap yazılarını tam da o tarihlerde bizim önümüze koymuş. Bu yüzden Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı geçmişi yad ederek değil, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın bize bıraktığı mirasla bugünü, bugüne odaklanarak, bugünün potansiyeline odaklanarak devrimin güncelliğini konuşmak istiyoruz. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı ayıran nokta, ezilen halkların üzerinde siyaset yaptığı, kurtuluş mücadelesini yürüttüğü toprakların orijinalitesine odaklanmak ve bu orijinaliteyi, bütün dinamikleri değerlendirmek ve kapitalizmin karşıtı bir mücadeleyle birleştirmek olmuştur. Her koşulda yaşamı değiştirmek ve dönüştürmeye çalışmıştır ömrü boyunca Doktor Hikmet Kıvılcımlı. Ve pusulası proletarya devrimciliğinden asla şaşmamıştır. 22,5 yıl cezaevinde olmasına rağmen, ömrünün çok büyük bir kısmını cezaevinde geçirmesine rağmen her daim örgütlü duruşu önemsemiş ve örgütlü durma noktasında yoğun bir çaba sarf etmiştir. Bugünden baktığımızda Doktor Hikmet Kıvılcımlı hem Türkiye orijinalitesinde devrimin güncelliği arayışı hem de Marksizme tarih teziyle yaptığı katkılarla bize hala yol gösteriyor. İşte bizler şimdi bu biriken öfkeyi yıkıcı bir dinamiğe dönüştürmek, aynı zamanda halklar nezdinde sosyalizmin ufkunu genişletmek ve halkçı bir seçeneği inşa etmek için partimiz adına her yerde mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu panelle de muradımız Doktor Hikmet Kıvılcımlı şahsında onun bıraktığı mirasla eksiğiyle fazlasıyla tartışmak ve bugüne odaklanmak. Bugünkü panelin bu anlamıyla başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz. Aramızda yakın zamanda Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın öğrencilerinden, emekçilerinden ve Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın öğretileriyle Ali Ağa direnişinde proletarya direnişini örgütleyen Ali Karşılayan'ın ailesi var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyerek Ali Karşılayan'ı da buradan almak isterim. Panel programını başlatıyorum. Oğuzhan Kayserilioğlu ve Canan Özcan online bir biçimde bağlandı. Onlar bizleri duyabiliyor, program akışını seyredebiliyor. Kendi konuşma sıralarında programa dahil olacaklar. Şimdi ilk sözü Kıvılcımlı Enstitüsü kurucularından Ahmet Kale'ye bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Hoş geldin. Sevgili arkadaşlar, panelimizin konusu devrimin güncelliği ve Kıvılcımlı. Ama ben burada arkadaşlarım devrimin güncelliğine, örgütlenmesine, başka politiklerine değineceklerdi mutlaka, ama ben Kıvılcımlı'nın bize bıraktığı teorik miras üzerinde durmak istiyorum. Çünkü benim de en çok önemsediğim ve üzerinde çalıştığım konu olduğu için bildiğim şeyler ve genç arkadaşlarımla da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıvılcımlı 1902 yılında Filistin'de doğmuş, Üsküp'lü bir ailenin çocuğu, babası posta müdürü olduğu için Filistin'de doğmuş. Daha sonra baba Hicaz'a posta müdürü olarak tayin edildiğini, geri dönmediği için de babasız, anne ve teyzeyle büyümüş. Balkan bozgunuyla o büyük göçmen kitlesiyle gelmiş, İstanbul'da kısa bir konaklamadan sonra Kuşadası'na yerleşmiş, Kuşadası'nda büyümüş, orada ortaokulu okumuş. Ortaokulunu bulduk ama kaydını alamadık ne yazık ki. Bir genç olarak gelmiş. 16-17 yaşlarında Kuvayi Milliye'ye katılmış. Kendisinin anlattığı, kendi kaleminden, hayatından anlattığı. 16-17 yaşlarında Kuvayi Milliye'ye katılmış. Görigali çetesinde çatışırken ailenin biraz baskısı ile Köyceğiz'e tayin edilmiş. Köyceğiz Kuvayi Milliye komutanı sıfatıyla tayin edilmiş ama Köyceğiz çatışmaların olmadığı bir geri hizmet, masa başı hizmeti. Bu yüzden de kendisinin kaleminden, kendisinin deyimiyle İtalyanlarla aramız kötü değil, Köyceğiz'de çatışma yok diye gönderilmiş. Kendisi bunu protesto ederek ordusu üzerinden İstanbul'a dönüp vefa listesine kaydolmuş, askeri tıbbiye geçmiş. Askeri tıbbiye'de imamın arkasındaki en sadık cemaat iken birden okuduğu Kur'an'ı aslında okur kendisi, orada Kafirun suresinden materyalizme atladım der.
Kafirun suresi 3 ayetlik çok kısa bir sure. Oradaki ey Muhammed sana dilini sorarlar. Neden bizim tanrılarımıza tapmıyorsun derler. Sen onlara sizin dininiz size, benim dinim bana de. Ayetinden materyalizme sıkadığımızdan ondan sonra hayatı da bir tarihi maddeci olarak geçmiştir. Zamanımız kısıtlı olduğu için kitapları ne yazık ki birer cümleyle geçmek durumundayım. 1925'ler, 1927'ler ard arda tutuklamalar olur, savunmalar olur. Bunları eğer ömrüm ve sağlığım defa yeterli olursa önümüzdeki bir iki sene içinde Kıvılcımlı'nın Davalar ve Savunmalar isimli bir kitapta toplamaya çalışıyorum. Orada arkadaşlarım çok geniş bir biçimde bunu görebilirler. Ayrıca bu konuda bir toplantı yapılırsa da oradaki bilgilerimi hepsini paylaşırım. 1929 teşkilatı büyük bir cezayla sonuçlanmış. Ondan önce 3'er ay, 4'er ay yatmayla sonuçlanmıştır ama 29, 4,5 yıl bir ceza alınmıştır. Orada TKP tevkifatıdır. 4,5 yıl kızım bir profesör olarak çıkmamız için yeterli bir süredir diye karşılar kararı ve mahkumiyet sonrası Elazığ cezaevinde cezasını çeker. Ne kadarını çeker? 1933 senesinde Cumhuriyet'in 10. yıl affıyla çıkar. Yani cezasının bitmesine 5 ay, 5,5 ay kala affla dışarıya çıkar. Çıktığında kendisinin deyimini söyleyeyim gene, kendi deyimiyle partiye kendini taktiğini içeride geliştirip partiye mal ettiğim yayıncılık dönemi, legal yayın dönemini açtım der. Burada Fatma Nuriye Yalçı ile birlikte, o zamanki hayat arkadaşıdır, Fatma Nuriye Yalçı ile birlikte Celaloğlu yokuşunda Marksizm Biblioteği Yayın Evi ve Kıvılcım Kütüphanesi diye bir kitap kurarlar. Orada yayınlara başlarlar. Bu yayınların öncelikle ilk çıkanlar çevirilerdir. Çevirilerden hemen ilkini söyleyeyim. Gündelikçi iş ile sermaye. Benim kuşaklar arkadaşlar çok iyi bilirler. Ücretli emek ve sermaye diye çevrilmişti son yayınlarından. O zaman gündelikçi iş ile sermaye diye çevrilmiş. Bununla birlikte Lenin'den, Marx'tan, Engels'ten çeviriler yapılmış bu yayın evinde. Fatma Nuriye ile çevirmiş bir kısmını, kendisi çevirmiş. Burada telif eserlere geçilmiş, çevirilerden sonra telif eserlere geçilmiş. İlk yayınlanan telif eseri Türkiye'de işçi sınıfının sosyal varlığı 1935 senesindeki birinci telif eser. Burada 1908 grevlerini, şirketi Hayriye'yi, Seyir Sefai'nin idaresini, işte Ege'deki tütün işletmelerini, üzüm işletmelerini hesaplayarak der ki Türkiye'de işçi sınıfının nicelikçe ve nitelikçe varlığı Ekim devrimi dönemindeki Rusya işçi sınıfının nicelik ve niteliğinden hiç de geri değil. Nasıl Rusya'da işçi sınıfı Bolşevik devrimine öncülük edebildiyse, Türkiye işçi sınıfı da Türkiye devrimine öncülük edebilecek çaptadır. De, kitabın özeti budur. Bundan sonra yayınlanan kitaplar, Türkiye'deki sermayenin finans kaptan dönemine ulaştığını anlattığı, Lenin'in emperyalizm, kapitalizmin en büyük aşaması kitabından ilham alarak yazdığı Emperyalizm Geberen Kapitalizm, hapishanedeyken eline geçen bir edebiyat-ı cedide seçkisinden bir kitapçıktan yazdığı ve bir devri eleştirdiği Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi kitabı, Marksizm kalkananları kimlerdir diye Marksizm'e bulaşanları, laf atanları, yanlış yorumlayanları, öncelikle birinci kitap olarak Kerim Sadi'yi eleştirdiği Marksizm kalkananları kimlerdir ve Marx Engels'in hayatları buluşurdur. Marx Engels'i hayatı boyunca bütün yazılarında Kıvılcımlı tek insan olarak görmüştür. Marx Engels bütünleşmiş tek insandır der. Onların hayatlarını özetlediği bir buluşur. 1935 senesinde birlikte yayınları kurdukları arkadaşlarından da yayınlar vardır. Sovyetler'de Stanov hareketi, İspanya'da neler oluyor? Hasan Ali imzasıyla yayınlanır. Aynı yayın evinden Sosyete ve Teknik Fatma Yalçın'ın kitabıdır. O da aynı yayın evinden çıkar. 35 senesinde bu yayın evi 35'in sonunda kapanır. 37 başında Emekçi Kütüphanesi'ni açar. Kıvılcımlı ve Fatma Hanım diye. İlk kitapları Demokrasi Türkiye Ekonomi Politikası'dır. Çok küçük bir broşürdür ama Demokrat Parti idaresini yerden yere vuran bir broşürdür. Oldukça önemli bir broşürdür. Zaten buradan ağır cezada yarılanır. Hem emperyalizm kitabından
hem de Demokrasi Türkiye Ekonomi Politikası broşüründe. Kapitali fasikül fasikül çevirip satmaya başlar. Ama ne yazık ki 7. fasikülden sonra meşhur 1938 tutuklamaları olur ve o girişim yarıda kalır. Bu arada Fatma Nuri Yalçın'ın Güneş'in Çocuğu, Gölgenin Çocuğu isimli hikaye kitabına o yayınlarından basılır. Şimdi daha önemli, daha aktif olduğu dönemlere geliyoruz. 1938 Donanma Davası'nda çok ünlü bir savunması vardı Kıvılcımlı'nın. Yayınlanmamış ünlü bir savunmadır. Çünkü yayınları yargılama Yavuz Zırhlısı'nda tutuklandır önce deniz kuvvetlerinden bağlı. Sonra Erkin gemisinde denizaltıda yargılama sürer. Bu yargılamada gemi bir gün Kartal aşıklarındadır, bir gün Pendik'tedir, bir gün Marmara'nın ortasındadır, bir gün adalarda konaklar, bir gün Tekirdağ'a gider. Yani komünistlerin içeriden, yandaşlarının dışarıdan bir darbe yapabilecekleri yargılamayı ancak deniz ortasında yapacaklarına dair bir kuşkuyla bu yargılama yapılır. Bu yargılamada Kerim Korcan da vardır sanıklar arasında, Nazım Hikmet vardır, Kemal Dayır vardır, Fatma Nuriye Yalçın vardır. Hamdi Şamilov ve eşi vardır, Hamdi Alevdaş vardır, birkaç as subayı vardır. Bu yargılamada Kerim Korcan ağabeyimiz ölmeden önce Deniz Kuvvetleri arşivinden bu mahkemenin dosyasını çıkarmış, hiçbir yerde yayınlayamamıştı. Emin Karaca rahmetli ağabeyimizin marifetiyle biz buradaki iki savunmayı aldık. Nazım Hikmet'in savunmasını ve Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın savunmasını aldık. Nazım Hikmet'in savunması henüz bana yeni harp okulu davasından 15 sene verdiniz. Burada da 18 sene istiyorsunuz. Yani öldürecek misiniz beni? Yani bu kadar üstüne geliyorsunuz biçiminde bir savunma. Kıvılcımlı'nın savunması aynen şöyle yayınlayacağım inşallah. Şöyle diyor. Ey hakimler, siz burada bizi yargıladığınızı zannediyorsunuz. Oysa şu kadar masum genci yargılarken asıl sizler tarih önünde yargılanıyorsunuz. Evet, savunmasını da böyle bitirir. Yani bizim hiçbir suçumuz yoktur. Bu düzmece bir davadır. Bu davayı size açtıranlar ellerine fırsat geçse Mustafa Kemal'i de yargılarlar. İçiminde bir şeydir. Gelicilerin bir komplosudur içiminde. Söyler. 1938 tutuklandığında 15 yıl hapis yer Kıvılcımlı. Diğerleri de işte Nazım Hikmet 18 yıl alır. Fatma Nuriye 10 yıl alır. Kemal Dayık 12 yıl alır. Bunların hepsi mahkum olmuşlardır. Değişik cezaevlerine katledilirler. Kıvılcımlı önce Çankırı sonra Kırşehir'e, Nazım Hikmet önce Çankırı sonra Bursa, Fatma Nuriye, Sinop, Kemal Dayı Çankırı'da kalır. Böyle dağılırlar ve çalışmalarda herkes kaldığı yerden cezaevinde devam ederler. 1950 senesinde cezasını tamamlamaya 3 sene kala Kıvılcımlı 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara tek başına iktidara gelmesinden yapılan çıkarılan bir afla hapishaneden çıkarılır. 10 yıl yiyenler yatarlar. Mesela Fatma Nuriye 10 yıl hapis yediği için cezasını tamamını çeker. Oysa diğerleri yani 10 yıldan fazla yiyenler afla cezalarını tamamlamadan çıkarlar. Kıvılcımlı cezaevinden çıktığında bir sürü şeyle çıkar. Önce zaten Elazığ cezaevinden yol dizisiyle çıkmıştı. Kırşehir cezaevinden de Osmanlı tarihi ve tarih yazı üzerine çalışmalarıyla çıkar. Zaman daralırsa değinemem diye söyleyeyim. Yol dizisi 9 kitaptan oluşan ve Parti Merkez Komitesi'ne, TKP Merkez Komitesi'ne sunulan bir rapordur aslında arkadaşlar. 2009 senesinde, 2008 senesinde pardon, kitap olarak, 9 kitap olarak yayınladığımızda toplamı 1200 sayfayı buluyordu. Artık düşünün onun el yazısı eski yazıyla küçük küçük kağıtlarda kaç bin sayfa olacağını ve bunun nasıl muhafaza edildiğini, nasıl dışarıya çıkarıldığını, nasıl toparlandığını hesap edin. Yolun 9 kitabına tek tek şöyle bir değineyim geçeyim. İlk kitap genel düşüncelerdir. Yani böyle bir rapor yazma gereğini niçin duyduğunu, bu şu anda içinde bulunan durumun ne olduğunu parti olarak, ülke olarak onu özetler. İkinci kitap yakın tarihten birkaç madde. Daha sonra 1965 yılında Türkiye'de kapitalizmin gelişimi kitabıyla geliştireceği Türkiye'nin Tanzimat'tan bu yana ekonomik yapısını irdelediği bir kitaptır. Bu iki kitaptan sonra gözünü partinin içine çevirir.
Partide konuklar ve konuklar ile parti ve fraksiyon kitapları partinin direkt içinedir. Partinin geçirdiği aşamaları, özellikle partide konuklar ve konukların ilk bölümlerinden birisi 15'lerdir. 2004 senesinde TÜSTAV'ın dönüş belgelerini çıkarana kadar o konuda eski sosyalistlerin kimlerin ne dediği, hangi belgelerle ulaşıldığı çok fazla bilinen şeyler değildi. Kıvılcımlı'nın 1932 senesinde cezaevinden 15'ler hareketini değerlendirdiği bir bölüm vardır orada. Es geçmemiştir. Bu iki kitaptan sonra artık partiye önerilerine gelir. Strateji planı yapmaya başlar. Strateji planı başlıklı bir broşürle başlar. 5 kitaptan oluşur. Birinci kitapta sınıfların dizilişini, devrimde sınıfların konumlanışını anlattıktan sonra ikinci kitap düşmanı tanıtır, burjuvazidir. Düşman burjuvazidir. Sonraki kitap müttefik köylülüktür, yoksul köylülüğü anlatır. Ondan sonraki kitap Türkiye devriminin müttefiki, ihtiyat kuvvet, ihtiyat yedek gücü olarak Kürt halkının mücadelesini, Kürt proletaryasının mücadelesini özetler. En son artık mahkemelerin yasaklı hale, basına kapanması dönemidir o dönem. Legalite istismar diye elimizden gelen her fırsatta legaliteyi kullanmak durumundayız diye ajitatif bir broşürle sonlandırır ve bunların hepsini Parti Merkez Komitesi'ne tartışılması umuduyla verir. Ama kendi deyimiyle hevesi kursağında kalır, tartışılmaz. Keşke tartışılsaydı. Çünkü Kürt meselesindeki tavrı öncüdür. Arkadaşlar, parti içinde o zamana kadar partideki konakları, partideki fraksiyon girişimlerini başka değerlendiren bir yazılı kaynak, belki gazetelerde ya da kısa kısa raporlarda vardır ama bir kitap hacminde böyle bir şey yoktur. 1950 affıyla çıktıktan sonra 1951 tevkifatına uğramıştır Türkiye komünistleri. O zamana kadar komünistler üzerinde yapılan en büyük tevkifattır. Burjuvazi dışarıda komünist bırakmadık biçiminde övünür. Kıvılcımlı hapiste olduğu için bu tevkifatın dışında kalmıştır ama çıkar çıkmaz, tevkifat olmadan önce çıkar çıkmaz Şevik Üstü'yle ne yapacağımızı konuşmaya gider. Ne yapacağız şimdi, ben çıktım geldim. Şevik Üstü ona bir şey yapmayı düşünmüyoruz der. Bunlar Kıvılcımlı'nın günlük anılarında anlattığı şeylerdir. Bir şey yapmamayı içime sindiremedim, oradan ayrıldım der ve birkaç ay sonra ünlü 1951 tevkifatı geçer ve anlaşılır ki Şevik Üstü Doktor Hikmet de bir şey yapmayı düşünmüyordur. Oysa kendileri bir şeyler yapıyordur ve Tevfik Dilber'in öncülüğünde, onun tuttuğu evlerde yapılan kongreler sonrası onlarca kişi gözaltına alınmıştır, tutuklanmıştır, daha sonra da mahkum olmuşlar. Bu dava sürerken Kıvılcımlı İstanbul'un fethinin 500. yılı münasebetiyle Fetih ve Medeniyet broşürünü yayınlar. Fetih ve Medeniyet broşürü çok kısa, çok küçük bir şeydir ama çok önemli bir broşürdür. İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin el değiştirmesi olmadığını, Osmanlı'ya geçmesiyle izah edilmesinin yeterli olmadığını, fethin iki anlamı olduğunu, birisi birbirini ele geçirmek, zapt etmek ama ikinci anlamının Arapça'da açmak anlamına geldiğini, anahtar anlamına, açmak anlamına geldiğini. Dolayısıyla da İstanbul'un fethiyle tıkanan ticaret yollarının açıldığı, böyle bir gelişmeye yol açtığını ve Rönesans'a kadar uzanan gelişmelere yol verdiğini, dolayısıyla da çok önemli bir olay olduğunu anlattığı Fetih ve Medeniyet broşürü. Kıvılcımlı 1954 senesinin Mayıs ayında Kuvayi Milliyeciliğimiz diye neden bir partide yeniden örgütlenmek gerektiğinin altyapısını yazdığı bir broşür yazar. 1954 yılı Mayıs ayında. Ama partinin kuruluşunu 1954 yılı 29 Ekim'ine bırakır. Çünkü 1951 tevkifatındaki yargılama bitmemiştir henüz. Onun bitmesini bekler. Bu yargılama belki beraat edenler olur, belki çıkanlar olur, onları da kapsarız diye. Hepsi mahcup olduğu için de 1954 senesinin 29 Ekim'inde Vatan Partisi'ni kurar. Vatan Partisi'nin birkaç sayı, 4 sayı çıkabilmiş Vatandaş Gazeteleri diye bir yayın organı vardır. Vatan Partisi yayınlar olarak Kuvayi Milliyeciliğimiz broşürünü bir daha basar. 1957 bütçesine eleştirdiği siyasetimiz diye ekonomik içerikli bir broşür yayınlar. 1956 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü'nün anayasa ile ilgili bir anketine cevap olarak Vatan Partisi adına yayınladığı, yazdığı anayasa teklifini yayınlar. Ve bir sendika kongresini hicvettiği Son Ekmek Kongresi diye bir
şiir, uzun bir şiir, onu da kitap olarak basar. 1950 seçimlerinde ünlü Eyüp konuşması sonrası Demokrat Parti hükümet tarafından partiye büyük bir darbe indirilir. Bütün yöneticileri gözaltına alınır. Eyüp konuşmasından dolayı önce dini siyasete alet etmekten, çünkü konuşmaya başlarken kıvılcımlı Müslüman İstanbul'umuzun İstanbul'dan önce Müslüman olan Eyüp halkına diye başlar. Müslümanlıkta çalışmanın ne kadar kutsal olduğunu, adaletin ne kadar önemli olduğunu anlatır. Çünkü camiden çıkan kalabalığa konuşmaktadır. Yani miting yapılacağı meydana camiden bir kalabalık dağılmıştır. Konuşmasını bırakır, hazırladığı konuşmayı bu türden bir konuşma yapar. Bu konuşma darma dosyasındaki ifadelere göre bu konuşma uçakta Adnan Menderes'e dinletilir. Parti üzerine bir operasyon kararı verilir ve dini siyaset alet etmekten açılır. Ancak savcı konuşmayı bir daha dinlediğinde, ya burada din değil, burada komünizm propagandası var diye davayı bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki hakimiyetini tesis etmeye yönelik propagandaya çevirir. 2,5 sene tutuklu kalırlar. Harbiye zindanlarında bir kısmı geçer, bir kısmı Sultanahmet'te. 2,5 sene sonra Vatan Partisi beraat eder arkadaşlar. Birçok kıvılcımlı izleyici arkadaşımızın bile yanıldığı bir şeydir. Vatan Partisi kapatılmamıştır. Yani o yargılamada Vatan Partisi beraat etmiştir. Kapatılma işlemi vardır savcının iddianamesinde ama yargılama sonucunda hem sanıklar hem partinin tüzel kişiliği beraat etmiştir. Bundan sonra 1960 senesinde 12-27 Mayıs'ın açtığı çığırda Kıvılcımlı'da 1965'e kadar hazırladığı bir sürü yayını ard arda yayınlama girişimine başlar. Bunlardan birisi yayınlanmamış idi. 1960 27 Mayıs sonrası yazıldığı besbelli olan, birçoğunun elinde olan, bugün kapı önünde sattığımız, ulaştırdığımız ancak bir hafta önce yayınlayabildiğimiz Hege onlardan birisidir. 1960 sonrası yazılan kitaplardan birisidir. 1965 senesinde yayıncılığa yeniden başlar. Tarihsel Maddecilik yayınlarını kurar. Tarihsel Maddecilik yayınlarıyla önce Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi kitabını daha önce söylemiştim. 1932 yılında cezaevinde yazdığı yakın tarihten birkaç maddenin güncelleştirilmiş halidir. Türkiye'nin ekonomi politikasını incelediği halidir. Karl Marx'ın Özel Dünyası'nı yayınlar. Son derece güzel bir kitaptır. Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu'nu yayınlar. Ve 65 senesinde Tarihlerin Sosyalizmi yayınlar. Tarihlerin Sosyalizmi, Kıvılcımlı'nın daha İstiklal Mahkemesi'nde tutukluyken, yani 1925-26 senesinde, henüz 23-24 yaşındayken oluşturmaya başladığı, kafasında bilincinde oluşmaya başlayan tarih teziyle ilgili geliştirdiği tezin iskelet kitabını yayınlar. Bu iskelet kitap Tarihlerin Sosyalizmidir. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim biraz, Tarihlerin Sosyalizmi çok daha hacimli bir kitap olacak iken ne yazık ki o zamanki maddi imkansızlıklar sonucu bazı formaları çıkarılmak durumunda kalmış ve 1965'teki haliyle yayınlanmış. Gene de Kıvılcım'ın tezinin ana kitabı, en ana kitabı Tarihlerin Sosyalizmidir. Tarihlerin Sosyalizmi'nden sonra tarih tezini, ki Kıvılcım'ın zaten 40'lı yıllardan itibaren yazdığı her şeye kafasındaki tarih tezi, daha sonra yayınladığı tarih tezi silmiştir. Bütün kitaplarında şu ya da bu şekilde vardır. İlkel sosyalizmden kapitalizme ilk geçiş diye tarih tezini, tarihlerin sosyalizmi özetleme şansımız olsaydı biraz daha anlaşılır olacaktı. İlkel sosyalizmden, yani orta barbar toplumdan kapitalizme sıçrayan ilk ülke olarak İngiltere'yi incelemiştir. İngiltere örneğini incelemiştir. İlkel sosyalizmden kapitalizme ilk geçiş İngiltere. Bu arada daha önce Samsun'da bir dergide tefrika ettiği tipe teklifleri Uyanmak için uyarmalı başlığıyla yeniden yayınlar. Artık 68-69 seneleri gelmiştir. Kıvılcımlı dağınık olan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin tipi dışına düşmeye başlayan, Türkiye İş Partisi'nin dışına savunmaya başlayan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin tip dahil birlikte derleyip toparlayıp yeniden bir proletarya partisinin içinde reorganize etmektir, kendisini yeniden örgütlemektir için çabalardan başlar. O dönemki artık parti ve polemik kitaplardır, gruplarla polemik kitaplardır, dergilerdeki yazıları,
ve çıkardığı kitaplar polemik kitaplardır. Anmadan geçmemek lazım. 1967 senesinde ilk sosyalist gazetelerini çıkarır. Haftalık bir yayın organı olarak sosyalist gazetelerini çıkarır. Ancak gerçekten maddi imkansızlıktan 7 sayı çıkarır. Ancak 7 sayı çıkarır. O şey. Ama buradaki her arkadaşıma öneriyorum. 67 sosyalistlerinde gözümüzü açalım, ihtilal var diye bir yazısı vardır. Bugünkü bilgisayar devrimini, bilgisayarın durumunu 1967 senesinden gözümüze sokan bir yazıdır. Onu herkese öneriyorum. Bulsun, okusunlar, isteyene ben gönderebilirim şeyini. Beyinle gönderirim. Biz onu yayınlayacağız. Evet, ne güzel. Ne güzel. Kaç kadar yayınlandı? İsteyen arkadaşlar okuyanlara verirsin. O zamanki polemik kitapları, özellikle üç kitap. Oportunizm nedir? Halk savaşının planları ve devrim zorlaması, demokratik zorlama, hatta partiye doğru giderken diğer gruplarla hesaplaşma, yani onları bir parti kotasına doğru gitme kılıncımı da eleştiri öldürmek için değil, ondurmak içindir. Yani eleştirip onlarla birlikte yola girmek içindir. Bu üç kitap yayınlanır. 12 Mart'a doğru hızla gelinmektedir. 1970 senesinin sonunda sosyalist gazetelerini yeniden çıkarır. 67'de sürdüremediği sosyalist gazetelerini 70 sonunda yeniden çıkarır. 26 sayı 1971 12 Mart'tan sonra da 1971 Nisan'ına kadar süren bir yayın yapılır. 12 Mart gelirken artık bu polemiklerini önerilerle taçlandırır. Vatan Partisi programını yayınlar. Belki işte buyurun size program. Bu program üzerinde taşlarım ne istiyorsanız. Anarşi yok büyük demeniş broşürüyle birleşmenin biçimini önerir. Bu biçimde bir derlenme yapabiliriz. Şu yollardan giderek bir derlenme yapabiliriz diye onu yayınlar. Ve kendi tarih tezini Marx'la karşılaştırdığı, onu Marx'la bağlantılandırdığı toplum biçimlerinin gelişimini yayınlar. Toplum biçimlerinin gelişimi, Metafizik Sosyolojiler kitabı 27 Mayıs'la Yön Hareketi kitabıyla birlikte Kıvılcım'ın kendi yayınlarından çıkmayan 3 kitaptan biridir. Toplum biçimlerinin gelişimi de Kıvılcım'ın tarih tezi söz konusu edildiğinde atlanmaması gereken bir kitaptır. 12 Mart gelir. 12 Mart'tan 1,5 ay sonra, 40 gün kadar sonra Skretel ilan edilir. Ama 10 gün sonra, 12 Mart'tan 10 gün sonra 21 Mart günü Kıvılcım bu da arananlar listesine girer. Artık evinde kalmamaya başlar. Gizlenmenin hesaplarını yapar. Nihayet 26 Nisan sanıyorum. 26 Nisan günü Skretel gelir. Skretel ilan edilince Kıvılcımlı'nın kendi deyimiyle iflah olmaz hastalığımın tedavisi ve yakın dostlarımın ısrarı üzerine yurt dışına çıktım der. O ayrı bir serüvendir arkadaşlar. Sorular gelirse tekrardan onun üzerinde konuşabilirim. Çok yaralı bir önemlidir. Kaçış ve sosyal hükümetlere alınmayış. Bir takım insanların 1929 tefkiratında yollarının ayrıldığı bir takım insanların sosyalist ülkeleri etkilemeleri, işin daha kötüsü, daha garibi, sosyalist ülkeler bunlardan etkilenip kanlar içindeki bir adamı kendi sınırlarının dışında tutmaya çalışmaları sonucu ayaklarını sürüye sürüye yaralı bir aslan gibi Belgrad'da 11 Ekim 1971 günü, yani bundan tam 50 sene önce vefat eder. Kıvılcım diye kaybeder. Onları dediğim gibi çok fazla söz konusu etmiyorum. Bu belki atladığım kitapları da vardır arkadaşlar. Şimdiye kadar yaklaşık 60 kitabı yayınlandı Kıvılcım'ın. Birisi bir hafta önce olmak kaydıyla. 60 kitabı yayınlandı. Daha yayınlamaya çalıştığımız 10-15 kitap daha var. Müjdelemiş olayım, eğer çevirmenlerden olumlu cevap gelirse, Allah Önce Kadındı kitapçığını 129 sayfalık bir eski yazı, el yazısı bir şeydir. Ben buraya gelmeden önce geçen hafta İstanbul'da çevirmenlere teslim ettim. Bir iki hafta içinde çevrilebilip çevrilemeyeceğini sana bildiririz dediler. Onu da umarım bu Hegel gibi çok uzamaz, çok uzadı. Hegel elimizde 6-7 sene uzadı. Ancak yayınlayalım. Şimdi sorularımı şöyle bağlayayım arkadaşlar. Kıvılcımlı için çok şeyler söyledik şimdiye kadar. Kahraman dedik, yiğit dedik, işkence dedik, sözümler dedik, gruplara şöyle haddini bildirir dedik, partiye dedik, örgütü dedik. Bunlar hepsi doğru. Ama Kıvılcımlı'nın asıl önemi bence. Kendisinin Brezilya mektuba yazdığı bir şey var. Diyor ki, birinci kategori, kendisine katılıyor. Birinci kategori devrimci, Lenin'in öğüdüyle kendi ülkesi
felsefesinin tarihini, ekonomi politiğini, sınıf ilişkilerini inceler, oradan bir taktik geliştirir, bir sonuç çıkarır. İşte kılıcılığı budur. Ve bu konuda tektir. Yani kendi ülkesine, sınıf orijinalitesinin tarihi içinde, o tarih Osmanlı'ya, Osmanlı'dan İslam ve Bizans medeniyetinin sentezine, oradan Mezopotamya'ya kadar, medeniyetin doğuşuna kadar, oradan antika toplumlara, yani medeniyet öncesi toplumlara, işte barbar toplumlara kadar, hatta vahşeti incelemeye kadar gitmiş. Son derece önemli bir Marksist bilim adamıdır. Bak, bu çok önemli arkadaşlar. Hem Marksizm, yani tarihsel maddeci açıdan olaylara bakan, sadece bir akademik sistem içinde değil, tarihsel maddeci açıdan bilime, tarihe, ekonomik politiğe bakan ve bu konuda ürünler veren birisi. Bu anlamıyla Kıvılcım'ın özellikle antika tarihle ilgili incelemelerinin Marksizme, Marx'ın bıraktığı yerden, Marx Engels'in bıraktığı yerden, onların vakit bulamadıkları, fırsat bulamadıkları, verilerinin yeterli olmadığı bir dönemde onu alıp geliştirerek Marksizme katkı yapmaya çalışmıştır. Bu bir tezdir. Bunu tartışalım, bunu konuşalım, bütün dünya konuşsun. Bütün dünya Marksistleri konuşsun. Ama bir Türkiye'li devrimcinin, kendisinin çok acı acı yakındığı bir şey vardı. Yani sen kim oluyorsun ki kuş uçmaz, kervan geçmez bir ülkenin kimsenin konuşmadığı bir dilde yazan bir adam olarak Marx'ın yazmaya fırsat bulamadığı, zaman bulamadığı bir şeyi sen ne hakla kim oluyorsun ki demedindir. Kıvılcımlı budur arkadaşlar. Benim şahsen en örnek aldığım, en takdir ettiğim yanlarından birisi budur. Eğer ustalar bir konuya değinmeye imkan bulamamışlarsa, vakit bulamamışlarsa, veri yetersizse ve bunu kendilerinden sonraki kuşaklara bırakmışlarsa Kıvılcım'da bunu görerek diyor. Evet diyor, bunu yapmamız lazım, bunu biz yapacağız. Ustalarımız yapamamış, bağlayacağım. Ustalarımız yapamamış, fırsat bulamamışlar. Elinizdeki Hegel kitabında da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, Marx Engels, Hegel diyalektiğini tersine çevirip ayakları üzerine kaldırdıkları zaman önlerinde öyle uçsuz bucaksız bir görevler çıktı ki tekrardan dönüp Hegel'e Marksist açıdan bakma fırsatları olmadı. Çünkü önlerinde açılan şey çok büyük görevler getirmişti onlara. O yüzden Marksistlerin Hegel'e Marx'ın ışığını düşürmeleri gerekiyordu. Kendilerinden sonra gelen Marksistler. İşte bu kitapta ben bunu yapıyorum diyor. Böyle bir iddia. Bu iddiasının ve bütün bilimsel çalışmalarının, bütün Marksist tarihi materyalizme verdiği emeğin, bütün kişiliğinin, bütün çabasının ve mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler Ahmet Hocam. Ahmet Hocam'ın sunumunda da gördüğümüz gibi mücadele dolu bir tarih Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın hayatı. Bu mücadele dolu tarihte statik olmayan, ana odaklanan, momenti yakalayan bir Doktor Hikmet Kıvılcımlı görüyoruz. Aslında Leninist duruşu hayatın her alanında böyle var etmeye çalışıyor. Davranış ve düşünce bütünlüğünü görüyoruz bütün mücadele ettiği tarih boyunca. 1930'larda dahi Kürt özgürlük hareketini, Kürt sorununa dair, Ermeni halkının sorununa dair çeşitli tespitlerle bugün hala önümüzü açıyor, ışık tutuyor mirasıyla birlikte. Çok teşekkürler hocam. Şimdi aramızda Toplumsal Özgürlük Partisi üyesi, aynı zamanda El Yazmaları sitesi yazarı Caner Malatya var. Sözlerini ona bırakıyorum. Ben her konuşmama başlamadan önce Ahmet abiden soru konuşmak zor diye başladım bu panel sürecinde. Ama bu sefer daha zor. Çünkü benim değineceğim konuları çoğuna değindi sağ olsun. Ama daha zor olanı doktor hakkında konuşmak. Yani gerçekten diğer panellerde diyorum ben yani doktorcu olduğumuz için mi bu kadar çok hani doktor üzerinde konuşuruz veya etkileniyoruz diye. Ama eleştirel baktığımızda bile gerçekten ne kadar büyük bir insanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani doktorcular olarak bu konuda bence mütevazı olmamamız gerekiyor. Yani biz doktorcular, eskimeyen doktorcular, yeni doktorcular olarak hep böyle bir mütevazilik bize gelmiş ki doktorun kendisinden doğru da böyle bir şey var. Kendisi çok mütevazi birisi. Ama bu mütevaziliğe rağmen şunu görüyoruz. Yani diğer solcuları, diğer sosyalistleri, kendi kuşandıkları hepsinin doktor bir egosantrik birisi, ben merkezci birisi, kendini sürekli tartıştırmaya çalışan
birisiymiş gibi bir algı var ve bu algı sürekli yansıttırılıyor. Ahmet abi dedi işte, yani sen kuş uçmaz kervan geçmez ülkede şey yazıyorsun, eserler yazıyorsun, yani kime yazıyorsun, neye yazıyorsun diye. Ama görüyoruz ki doktor aslında Türkiye'de devrimin koşullarını çözmeye çalışıyor. Türkiye'deki devrimin koşullarını bulmaya çalışıyor. Tarih tezi olsun, İslam meselesi olsun, hep bunu araştırıyor. Ama bunu araştırırken, ya benim çizdiğim yol doğru yoldur, benim yazdığım şey doğrudur, herkes buna uyacak diye böyle bir şey yok. Ne yapıyor? Özellikle yaşamının son yıllarında bu daha çok açığa çıkıyor ama öncesinde de şu var. Ya diyor ki, gelin beraber düşünelim. Bütün sosyalist hareketlere beraber düşünelim. Ben tarih tezini yazdım, gelin bunu düşünelim. Beraber bunu eleştirin, karşı tezler geliştirin ve bunu ilerletin ve Türkiye'deki devrimin bir yolunu bulalım. Ya daha sonrasında özellikle dediğim gibi son dönemde anarşi yok, büyüklerlemiş, uyanmak için uyanmalı, demokrasi işlemesinde de neyi görüyorsak bir proletarya partisi kurulması gerektiğini ve bunun herkesi kapsayan bir şekilde olması gerektiğini savunuyor ki bundan doğru mesela tipe yönelik eleştirileri de var. Hatta tipi mesela eleştirilir ama tipin kimi şubelerinin davetlerine gider, seminerlerine gider, katılır ki hani tipler tipe üye alınmamıştır bile. Yani sen mimli bir komünistsin diye minlendiği için alınmamıştır ve resmen kapı dışı edilmiştir. Ama doktor hiç şey yapmaz, hani gurur göstermez ve gider oralarda seminerler verir. Şimdi bu doktorun bence bize bıraktığı en önemli miras. Yani kendisini bir doktorculardan ibaret bir şey olmaması, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin tamamını sahiplenmesi gereken ve Türkiye Sosyalist Hareketi'nin bir birlik içerisinde hareket etmesi ve Türkiye devriminin yolunu bulması için beraberce mücadele etmesi gerektiğine dair bize bir vasiyeti olarak görmemiz gerekiyor. Öncelikle bunun vurgulanmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Hele hele 21. yüzyıl sosyalizmini inşa edeceksek, ki 21. yüzyılın sosyalizmini inşa ederken çeşitli toplumsal dinamiklerin ayakta olduğunu, sadece işçi sınıfının değil, kadınların, ekoloji hareketlerinin, halkların, yerli halkların da hareket halinde olduğunu görürsek ve hani bu dinamiklere yabancı değilsek, bunun için bütün solun bir araya gelmesi, birlikte mücadele etmesi, tabii ki işçi sınıfının önderliğini göz ardı etmeden birlikte mücadele etmek, birlikte düşünmek ve devrime hep birlikte gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bizim İstanbul'da yaptığımız ilk panelde aslında bunun olabileceğini bir göstergesi. Şimdi ikinci olarak tarih tezi meselesini değinmek istiyorum. Ahmet abi orayı çok güzel açtı. Yani doktorun tarih tezi meselesi çoğu zaman dalga konusu bile olmuştur. Yanlışsam Ahmet abi düzelsin. Hapishanede Nazım Hikmetler doktora şey diyorlar. Yani senin bir tarih tezin varmış. Hele böyle bunu bir anlat diye. Doktor oradaki mahkumlara anlatıyor, sıradan mahkumlara. Sonra anlatırken mahkumlardan birisi diyor ki, doktor diyor, sen anlatıyorsun, biz seni anlıyoruz. Çok güzel bir sunum yapıyorsun. Ama bir arkada seninle dalga geçenler, kıkır kıkır gülenler var. Kim o gülenler? Nazım Hikmetler. Yani doktorun o çabasını, yani bugünden niye doktor okunmuyor, niye doktor önemsenmiyor dersek aslında orada da ipuçlarını buluyoruz. Yani Nazım Hikmet olsun diğer aydın kesimden, sınıfsal olarak burjuva kesiminden gelenlerin de aslında doktora karşı bir önyargısı olduğunu da o noktada görüyoruz ki İstanbul'daki panelde de yine konuşmuştuk. Doktorun bu kadar dışsallaştırılmasının bir nedeni de işçi sınıfının çocuğunun olması. Yani o sözünde de ya, biz tarafsızlık bizim harcımız değil, biz işçi sınıfının çocuğuyuz, işçi sınıfından tarafıyız diye. Bu ömrü boyunca tırnak içerisinde söylüyorum, sosyalist hareket içerisindeki laneti oluyor doktorun. Ve hep bu noktadan çekilemiyor, bir hasetle karşılanıyor ve onun üretimleri görmezlikten geliyor, kendisinin ilgili suçluluk olmasına denk geliyor. Şimdi tarih tezindeki bence görünmeyen veya az görülen bir mesele sınıfsallık meselesi. Kimi solcularca doktorun barbarlık ve medeniyet çatışması, ki bunun antika tarihte böyle olduğunu söyler. Hani modern tarihte sınıflar mücadelesi olduğundan bahseder. Ama kimi solcularımız
barbarlık ve medeniyet meselesini alır. Der ki doktor bunu aslında modern tarihe taşıdı ve sınıf mücadelesini örtbas etmeye çalıştı. Barbarlık ve medeniyet üzerinden dinamikleri tanımlayarak işte ordunun 27 Mayıs'ını meşrulaştırmaya çalıştı. Başka türlü kimlik meselelerini hep bu barbarlık medeniyet ikilemi üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı. Bir kaba yaklaşım da söz konusu. Şimdi aslında baktığımızda barbar ve medeniyet çatışmasına antika tarihte derin bir sınıfsal kavrayış olduğunu görüyoruz. Nedir bu derin sınıfsal kavrayış? Doktor der ki, üretici güçler gelişmediği için antika tarihte sınıflar birbirini deviremez. Bunu sosyal devrimler çağında, kapitalizmin egemen olduğu çağda işçi sınıfı yapacaktır. Ama tarih öncesinde üretici güçler gelişmediği için medeniyetle, yani sınıflı toplumda bu sosyal devrim gelişemeyecektir. Bunun için dışarıdan barbarların gelmesi gerekir. Ve barbar aşısı olur ve medeniyetler ya Rönesans'a uğrar ya da yeni bir medeniyet kurulur. Burada şu es geçiliyor. Medeniyet ve barbarlığı bir sınıfsal tanım üzerinden yapıyor aslında. Diyor ki, medeniyette yolsuzluk vardır, yalan vardır, ihanet vardır. Ama bunların nedeni oradaki sınıfsallığın artmasıdır. Yani medeni insan doğarken ihanet edecek olarak doğmaz, yalan söyleyerek doğmaz. Onun içinde bulunduğu sınıfsallık bunu böyle yapar. Diğer taraftan da barbar içinde barbarlıkta dayanışma vardır, yalan yoktur, dolan yoktur ama onlar barbarlık seviyesinde olduğu için bir sınıfsızlıkları vardır ve buradan aslında barbarın davranışlarını belirler. Ki barbarların da medeniyete inebilmesi için medeniyetteki sınıfsal çatışmaların derinleşmiş olması gerekir. Yani öyle her barbar gelip medeniyeti deviremiyor ki tarihe baktığımız zaman büyük çoğunluğunda medeniler zaten barbarları deviriyor ve buradan da aslında bu kimlik meselesinde doktorun tam bir sınıfsal tanım koyduğunu, hatta sınıf çatışması üzerinden, sadece sınıf değil, sınıf çatışması üzerinden bir tanım yaptığını görüyorum. Peki şimdi bu ne? Bizde bugüne etkisi ne diye soracak olursak, o da özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kimlik hareketlerinin öne çıktığı, ki bu bir gerçek, ama devrimin öznesi olarak kimlik hareketlerini gören post-Marksist düşünceler türedi. Hatta onun öncesinde, yani 80'lerin başlarından itibaren Laszlo Moku, biraz oraya da tarihleyebiliriz. John Holloway'ler vesaire. Ve bu post-Marksist yaklaşım egemen oldu ve kimlikleri sadece o kimliksel mücadele üzerinde tanımlayan bir anlayış oluştu ve solun geneline hakim oldu. Çünkü kimlik hareketleri sokakları zapt ediyor, çok ciddi bir dinamik oluşturuyor. Ve işçi sınıfının yenilgisi ve işte bir özneleşme sorunu yaşamasından kaynaklı da bu post-Marksist düşünceler çok hakim oldu. Diğer taraftan da bu buna karşılık bir tabii ki sınıf indirgemeci anlayış da oluştu. Kimlikleri reddeden, onları küçük burjuva ideolojisi gören de bir indirgemeci bir yaklaşım oldu. Şimdi doktorun bize barbar ve medeniyetler üzerindeki anlayışı bize aslında şunu imkanını sağlıyor. Biz kendi sınıfsal çatışma eksenimizde, zeminimizde durarak bu kimlikleri tanımlayabilir, onların kendi mücadele dinamiklerini tanımlayabilir, içselleştirebilir, onları etkileyebilir, onlardan da etkilenebilerek yeni bir komünist özne yaratabiliriz. Bunun aslında imkanını sunuyor. Ve konuşmanın başında dediğim gibi 21. yüzyılın komünist öznesini kurabilmemiz için bu aslında birlikteliği sağlamamız lazım. Yani bir tarafıyla, yani taraf olarak tabii karşılaştırmıyorum ama kendisini sınıfsal zeminde konumlandıran ama toplumsal dinamiklerle, kimlik mücadeleleriyle de ilişkiselliğini koruyan, onun özgünlüklerini gören ama onlara aynı zamanda antikapitalist yönleriyle de ilişkisellik kurup onları bir komünist özne içerisinde hareket ettirebilen bir özneye ihtiyacımız olduğu aşikar. Yani ne sınıf indirgenici bir özne ne de sadece kimliklere dayanan bir öznenin bugünkü solun krizine çare olamayacağını görmemiz gerekiyor ve bu krizi aşmamızda ve bu komünist özneyi yaratırken ihtiyaç duyduğumuz bir teorik hazineyi doktorda bulabiliriz. Keza toplumumuzdaki en büyük dinamiklerden birisi de İslam meselesinde de yine benzer bir hazineyi doktor bize sunuyor. Ki bu da
Yani çok bence kaba bir şekilde ele alınıyor. Doktorun İslam'a yönelik olumlu bakışları hep ele alınıyor. Sanki doktor hiç İslam'ı eleştirmiyor gibi bir bakış açısı oluşmuş durumda. Ama baktığımız zaman yani doktorun yazılarının büyük bir çoğunluğunda evet İslam'ı olumluyor, tarihsel devrim diyor ama İslam'ı yine sınıfsal bir zeminde alıp kapitalizme yol açan, sınıflı topluma da yol açan ve bir yanıyla da sınıflı topluma ideolojik rıza sağlayan bir düşünce, bir din olduğu vurgusu da var doktor. Ama tabii kitaplarında bu çok az olduğu için genellikle doktorun hep olumlamaları göz önüne alınıyor. Ki yine baktığımızda Muhammed'i tanımlarken hani sadece tarihsel bir devrimci olarak tanımlaması ne diye tanımlar? Mekke ve Medine'ye toprak sahipleri artı Yahudi tefeci bezirganlarına karşı Mekke ve Medine'nin topraksız köylüleri artı bedevi göçebeleri örgütleyebilmiş bir insan olarak tanımlar. Yani bir anlamıyla aslında sınıfsal bir devrimci olarak da tanımlar. Buradan da aslında İslam'a bakışta yine bize çok kıymetli bir hazine sunuyor ki Avrupalı Marksistlere baktığımızda bu kadar bir sınıfsal bakışın olmadığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Maxime Robinson, ünlü Fransız bir Marksist'tir. İslamiyet ve Kapitalizm isimli kitabında mesela İslam'ı daha çok bile kapitalist ilişkilerin ideolojisi ve daha sonra kapitalizme de ideolojik bir rıza sağlayan bir din olarak görür. Ama sınıfsallığını almaz bu konuda. Keza August Bebel, Hazreti Muhammed ve Arap İslam kültürü kitabında da mesela İslam'ı kültürel olarak alır. O zamanın kültüründen oluşturulmuş devrimci bir düşünce olarak alır. Yine son zamanlarda düşün dünyasında çok gündemde olan Ernst Bloch'a baktığımızda da Bloch'un da hem Hristiyanlık hem Hristiyanlığı bir ahlak üzerinden ele aldığını, sınıfsal ve maddeci tespitlerden daha çok bir ahlak kategorisiyle ele aldığını görüyoruz. Ki bu saydığım isimler gerçekten Marksist dünyada çok önemli isimler. August Bebel, Gotterfurt programlarından hatırlarız. Marx'la da birlikte mücadele etmiş birisi. Ya Ernst Bloch da benzer bir şekilde 20. yüzyılın çok önemli Marksistlerinden birisi. Ama burada doktorun onlardan farkını ve kıymetini görüyoruz. Ki burada da bize büyük bir hazine sağlıyor. Dediğim gibi biz toplum olarak İslam'ın önemli bir kültür olduğu bir toplumdayız. Bu açıdan bizim mücadelemizde doktorun İslam'a bakış açısı ve bize sunduğu hazine çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada küçük bir not da söyleyeceğim unutmadan. Doktor genellikle Ali Şeriat ile karşılaştırma gibi bir şey var. Bir yönüyle doğru tabii ki. Ama Ali Şeriat'i İslamcı bir zeminden hareket ederken doktor sınıfsal bir zeminden hareket eder. Ali Şeriat'i ile Kıvılcımlı'yı karşılaştırırken buna çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Kıvılcımlı'nın İslam'a bakışını olumlarken şeriatı üzerinden olumlamaya ihtiyacımız yok. Doktor kendi başına bu bakışıyla aslında İslami dünyada hak ettiği yeri de bulabilir. Yani Ali Şeriat'i ile benzer düşünüyor diye ve Ali Şeriat'i İslami kesimde olumlu bir intibaya sahip de doktoru bu Ali Şeriat'i üzerinden İslami dünyada tanıtmak ya da onların gözünde bir intiba kazandırmanın ben pek de doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani doktor biz kendisi olarak İslami kesimle özellikle antikapitalist Müslümanlar ve İslami kesimle ki onlar da önemli bir şekilde ilgileniyorlar doktorla gösterirsek çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak tüm sınıfsallık vurgusunu çok yaptım çünkü girişte Juliana konuşmasında değindi. 21. yüzyılda artık kapitalizmin sonunun geldiğini, sermayenin kendi kalemşörleri, kendi düşünürleri hatta kendileri bile söylüyor. Bu noktada sınıf mücadelesinin ön planda olması gerektiğini ve en önemli devrimci özne olduğunu tekrar tekrar vurgulamamız lazım. Yani, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ne yazık ki sosyalist harekette bir özgüvensizlik, bir sınıfsallığa vurgu yapmama, çekinme gibi bir durum söz konusu. Fakat
Kıvılcımların bize sunduğu hazine ile biz bu vurguları teorik zeminde çok rahat yapabiliriz. Tabii ki yeni eleştiriler getirerek, yeni katkılar sunarak bunu yapabiliriz ve bu bizim 21. yüzyılın komünist öznesini oluştururken önümüzü aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden Kıvılcımlı ölümünün 50. yılında hala güncel ve hala yolumuza ışık tutuyor ve onun bize sunduğu hazine ile birlikte yarım kalan devrimi başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu mücadelede hepimize kolay gelsin diyorum. Caner'e sözlerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Başta da panelin temasını söylemiştim. 50. yılında Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve devrimin güncelliği. Caner aslında sözüyle devrimin güncelliği tartışmasını da açmak istedi. Muradımız bu panelde hep birlikte bu tartışmayı derinleştirebilmek. Çünkü doktoru anarken sadece geçmişteki mücadele tarihine bakmak değil, doktorun bize bıraktığı mirasla bugünü konuşabilmek istiyoruz. Bu anlamıyla 21. yüzyılın komünist öznesinin inşası, 21. yüzyılda sosyalizmin inşası, devrimin güncelliği tartışması tam da Türkiye'nin bugünkü koşullarından çıkıp gelecek, bugünkü çabalarla şekillenecek. Bu anlamıyla bu tartışma bizim açımızdan oldukça önemli. Şimdi yurt dışında olduğu için aramızda olamayan Canan Özcan'a bağlanacağız. Kıvılcımlı hakkında doktora çalışması yapan, yakın zamanda da iletişim yayınlarından kitabı çıkmıştı Canan'ın. Sanırım bizi duyabiliyor. Ona bırakıyorum şimdi. Çok teşekkürler. Benim sesimde umarım sorumsuzluğu içinde geliyordur. Herhangi bir sıkıntı olursa internet bağlantısıyla ilgili ben yeniden bağlanmaya çalışacağım hemen. Bugün salonda olabilmeyi çok isterdim ben de gerçekten. Çok güzel bir ortam var, çok güzel konuşmacılar var ve çok güzel sunumlar yapıldı. Şimdi Caner'in dediği gibi Ahmet Kale'den sonra konuşmak zor ama Caner de benim değineceğim birkaç noktaya değindi açıkçası. Ama ben de bir çerçeve belirledim, ona bağlı kalmaya çalışarak ve çok uzatmadan aslında bir sunum yapmaya çalışacağım. Benim çalışmam Julian'ın söylediği gibi Hikmet Kıvılcımlı üzerine, aslında Kıvılcımlı'nın teorik mirası üzerine, Ahmet Kale'nin de önemini vurguladığı gibi teorik mirası üzerine üzerinde durmaya çalışan bir çalışmaydı. Kıvılcımlı'nın teorisi neden bu kadar önemli? Onu işte bir bu teorisiyle, aslında teorik mirasıyla diğer komünistlerden ayrı bir şekilde ayrı bir yere koyabilir miyiz? Ya da başka nasıl adlandırabiliriz? Yani Kıvılcımlı hayatı boyunca zaten pratik faaliyetlerden ayrılmamış bir insan. Ama şunu da söylüyor. Yani her pratik faaliyetten başımı kaldırdığımda da tarih üzerine çalıştım diyor. Dolayısıyla bu hayatının aslında çok önemli bir parçası. Ve hayatı boyunca da sık sık şikayetini dile getirdiği bir şey bu teorik mirasın, bu teorik külliyatın ya da görünmemiş olması, yeterince ilgi çekmemiş olması ve kendisine böyle bir teori yapma ayrıcalığının diyecek yakıştırılmamış olması. Diğer konuşmacıların da sıklıkla bahsettiği gibi. Şimdi ben hem kendi çalışmamdan dolayı bununla başlamak istedim, hem de Kıvılcımlı'nın 50. ölüm yıl dönümü nedeniyle de aslında hepimizin takip ettiği gibi çok güzel etkinlikler yapılıyor. Kıvılcımlı'nın işte teorik çalışmaları üzerinde duran, analizler yapan çalışmalar var, yazılar var, sempozyum dizisi var, devam eden bir dizi. Fakat geçen gün bir yazı okudum ve birazcık da ondan yola çıkarak bir konuşmamı çerçevelendirdim. Yazının sahibi şey diyor, doktorun bir siyasi takipçisi de değil. Bu arada ben de değilim, bunu da şu yüzden söylüyorum. Caner dedi ya bazen acaba objektif olamıyor muyuz? Yani bu bence doktorculuk olmamakla da çok alakalı değil. Kendisinin de öyle hissetmemesi lazım bence. Gerçekten olabildiğince objektif bir yerden bakıldığında da Kıvılcımlı'nın teorik mirası gayet net bir şekilde görülebiliyor. Onun önemi anlaşılabiliyor. Fakat bu dediğim yazının sahibinin rahatsızlığı şu, Kıvılcımlı'nın teorik mirasından, yazınından bahsedilmesi kendisini rahatsız etmiş ve onun bir işte entelektüel diye adlandırılabileceği vesaire
bugün hala kabul etmek istemeyen insanlar var benim gördüğüm. Bu da şunu gösteriyor aslında, yani Kıvılcım'ın kendi döneminde böyle bir inkarla karşılaşmış, yani bir teoriye katkı yapamaz. Yani sen kimsin de hani Marksizm'e katkı iddiasında bulunuyorsun. Kendi döneminde bununla karşılaşmış. Bugün hala böyle düşünen insanların olduğunu görmek gerçekten beni o anlamda rahatsız etti. Belki de şey diye düşünülüyor, yani Kıvılcım'ın bu teorisi anlaşıldıkça, aslında bu katkısı anlaşıldıkça belki bugün var olan zayıflık bir o kadar onların yüzünde kalacağı bir şey olacak. Belki de bu hala, yani bunun hala var olduğunu görmek gerçekten benim için şaşırtıcı oldu. O yüzden de Kıvılcım'ın teorik mirası üzerine, teorik külliyatı üzerine ne kadar çok durulsa yetmez yani. Çok daha fazla tartışılması gerekiyor demek ki. Şimdi Kıvılcım'ı ben dediğim gibi bir komünist, evet, pratik faaliyetleri nedeniyle zaten hayatının büyük bir kısmını hapishanede geçirmiş birisi. Fakat bir o kadar da işte her fırsatta tarih tedürü üzerine çalışmış bir insan. Aynı zamanda da herkese karşı, yani bulunduğu siyasi partiden Dünya Sosyalist Hareketi'ne kadar hiç lafını esirgemeden eleştirilerde bulunabilmiş, yer yerde çok sert eleştiriler yapabilmiş biri. Dolayısıyla bir Kıvılcım'da diğer aslında döneminin de sosyalistlerinde olmayan farklı şeyler var. Yani hem o yazıp çizip işte bir Marksizme katkı yapma iddiası, işte o herkese karşı o eleştirilerini koruyabilmesi, hiçbir çıkarı göz önünde tutmaksızın her şeye rağmen bunu yapabilmesi ve hayatının son gününe kadar da aslında hani günlük anılarını yazarken dahil o hastalığı içerisinde bu duruşunu koruyabilmesi bence onu farklı bir yere koyuyor. Onu bir sosyalist komünist olmanın dışında aslında bir sosyalist entelektüel olarak da adlandırabiliriz. Özellikle Türkiye siyasi hayatı içerisinde özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben de şey söyleyecektim, yani kendi döneminde çalışmaları neyle karşılaşıyor? İşte Caner söyledi, hapishanede yaşanan tarih tezinin Nazım Hikmet tarafından bir nevi işte bir alay vasıtası haline getirilmeye çalışılıyor. Ama aslında geri tepiyor. Yani o tarih tezini anlatmaya başladığında cezaevindeki diğer kişiler gayet ilgi gösteriyorlar ve sorular soruyorlar falan. Hani çok da aslında şey olmuyor, yani aşağı çekemiyorlar onu. Ya da işte ne bileyim Şefik Hüsnü işte primitizme mi kayıyor Kıvılcımlı, işte barbarlarını mı idealize ediyor diyor mesela. Kıvılcımlı da hani Engels de bunu yapıyor, Bebels de bunu yapıyor ama ben yapınca primitizm mi oluyor ya da hani barbarlığı mı? Yani ben neyle karşı karşıyayım, neyle muhatap oluyorum gibi bir anlayışı var. Dolayısıyla Kıvılcım da hayat boyunca bununla karşılaşıyor, bundan şikayet ediyor. Dolayısıyla bunun artık bugün değişmesi lazım ve bence son yıllarda değişmeye başladığı da görülüyor. Peki Kıvılcım'ın kendisini nasıl anılmayı tercih ederdi ya da nasıl adlandırırdı gibi çok bir soru soracak olursak çok farklı cevaplar verilebilir. Evet, bir komünist, sosyalist, her zaman örgütlü zaten, yani örgütlülüğün de farklı çeşitleri var Kıvılcım'ın. Sadece bir komünist parti içinde örgütlenme değil, işte gazete çıkararak, ne bileyim bir tiyatro faaliyetiyle, işte turne faaliyetini bir propaganda aracına dönüştürerek gibi ya da işte kendisi parti kurarak, çeşitli süreçlere, siyasi süreçlere her zaman dahil olmaya çalışarak bu örgütlülüğünü hayatı boyunca devam ettiriyor. Şimdi ama kendisi de teoriyle ilişkisini şöyle adlandırıyor. Yani kendisini bir nevi aslında tarih üzerine çalıştığı için tarihçi olarak da gördüğünü bazı yazılarından görebiliyoruz. İşte özellikle Fransız tarihçi Nietzsche ile kendisini kıyasladığı bir yazısı üzerinden bunu söyleyebiliriz. Bu konuda şöyle bir siteri var yine. Tarihçilik mesleğiyle para kazanamadığını, işte arşiv içinde yüzmediğini, her zaman bu tarih çalışmalarını çok zor şartlar altında yaptığını, işte gardiyan casuslaması olarak kendisi ifade ediyor. Ve işte pratik faaliyetlerden başını kaldırdıkça yapabildiğini söylüyor. Dolayısıyla hani burada bir tarihçilik üzerinden de gittiğini söyleyebilirim. Bu kavramı, bu kelimeyi kullanıyor. Yani bir tarihçiyle kendisini kıyaslayıp
kendisinin nasıl bir tarih anlayışı olduğunu bize anlatıyor aslında burada birazcık. Ve yine bildiğimiz gibi tarih tezini, o hayatını verdiği, artık kendi mutfuatı olduğunu söylediği tarih tezini bir anahtar gibi görüp, işte her kadim tarihin aslında işleyiş mekanizmasını bu şekilde çözdüğünü söylüyor. Şimdi buradan şeyin de panelin de adı Hikmet Kıvılcımlı ve Devrimin Güncelliği olduğu için birazcık güncelle bağlantısı üzerinden birkaç şey söyleyeceğim. Kıvılcımlı hem tarih üzerine çalışıyor hem de buna bağlı olarak bir din tefsiri yapıyor, bir din yorumu yapıyor bildiğiniz gibi. Bugün hani baktığımızda hala da kıvılcımlı çapında bir din konusunun kıvılcımlı çapında ele alındığını söylemek mümkün değil. Bu birazcık şeyden de kaynaklanıyor olabilir. İşte kıvılcımlı ve din konusu söz konusu olduğunda şey denebiliyor, yani kıvılcımlının bile gerçekten mütedeyyin sayılabildiği, öyle görüldüğü, anlaşıldığı durumlarla karşılaşıyoruz. Fakat onun bir komünist olduğu, ateist olduğu hiç gizlemeye, saklamaya gerek duymadan apaçık ortada kendisi bunu ortaya koyuyor. Fakat bir dini de ortalama bir Müslümandan daha hakim. Yani bütün dinler tarihine aslında daha hakim. Bu da onun yanlış anlaşılmasına, yanlış algılanmasına neden oluyor biliyor. Bugün hala belki de sosyalistlerde, bugün değil yani geçmişten bugün aslında, hala böyle bir yanlış anlaşılma korkusunun belki de olduğunu söyleyebiliriz. O da dinle aralarına hep böyle bir mesafe koyulmasına neden oluyor. Fakat baktığımızda Kıvılcımlı'nın aslında dine yaklaşımını Marksist bir yöntemle yaptığını görebiliyoruz. Çünkü işte Lenin'e de bağlattığımızda, o da diyor ki işte dini inanışların sadece halkın cahilliğinden kaynaklandığını söylemek, burjuva materyalistlerinin içine düşebileceği idealist bir yöntem sadece diyor. Ve aslında dahası hani kolaya kaçma bunu böyle algılama. Dolayısıyla dinin kökenlerinin anlaşılması ve anlatılması gerekiyor diyor. Peki bu nasıl yapılacak? Yani mesela Osmanlı tarihi için de aynı şey geçerli. Şimdi iktidarlar hep dinin ya da işte tarihsel anlatıların belli kısımlarını ön plana çıkarıyorlar aslında. Ve belki de farklı bir okuma yapıp sosyalistlerin başka taraflarını ön plana çıkarması gerekir. Yani mesela bir işte Osmanlı devleti algısı var. Osmanlı İmparatorluğu övgüsü, özleni, işte devlet kurma geleneği, devletleşme, millet olma saplantısı vesaire. Ama şimdi Osmanlı İmparatorluğu kaç yüzyıl yaşamış bir imparatorluk. Dolayısıyla her dönemi aynı mı gerçekten? Biz bunun hangi dönemine ilgi alaka göstermeliyiz ya da hangisini belki ön plana çıkarmalıyız bu anlatıdan? Çünkü Kıvılcımlı'ya baktığımızda o ilk Osmanlı Devleti olarak adlandırdığı dönemin devletsiz, işte kandaş örgütlenme dönemi olduğunu söylüyor. Ve Kıvılcımlı'nın tarihe bakış açısı da şu zaten, tarihin belli kısımları öğrenilirken aslında belli kısımları da unutturuluyor ve bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Çünkü Osmanlı'nın da ilk dönemi yazmadığı dönem, yazısız bir dönem, dolayısıyla unutturulan bir dönem. Bu devletsiz işte kandaş örgütlenme dönemi, o dönemi, işte ilk devletin kurulduğu, o beyliklerin olduğu, işte ilk ülkücü gazilerin dönemi, bunların unutturulduğunu, asıl demokrasinin burada olduğunu, fakat gittikçe devletleşmeyle birlikte, işte o çadırdan saraya geçişle birlikte aslında asıl yozlaşmanın da başladığını söylüyor. Dolayısıyla şimdi bir devletler kuran bir tarih anlatısını mı kendimize hedef olarak belirleyeceğiz, ön plana çıkaracağız, yoksa asıl devletsiz, kandaş, eşitlikçi daha bir dönemin de olduğunu gösterecek miyiz? Yani bunun üzerinde mi duracağız, bunu mu çalışacağız? Gibi bir yöntemi aslında Kıvılcımlı bize gösteriyor bence. Yani bugün de siyasetin yapma biçimi nasıl etkilenebilir, Kıvılcımlı'dan nasıl bir örnek alınabilir diye düşünürsek belki birazcık bunların üzerinde durmak lazım. Şimdi ilk Osmanlı Devleti ve ikinci Osmanlı Devleti arasında bir geçiş aşaması
Beyazıt döneminde ise bildiğim gibi işte Derebeyli işgali başladı. İşte Gazilerin Yıldırım'a karşı Timur'u desteklediği bir dönem. Neden Timur'u destekliyorlar? Çünkü Beyazıt'ın onlara işte ihanet ettiğini düşünüyorlar bu. Ben koptum mu acaba? Yok hocam, kesilme oluyor da o yüzden bizim görüntüyü kapattım ben. Kılıcını nasıl okuyor? Timur'da bir barbar adam Osmanlı'ya yapılmış kılıcının okumasında. Hani Timur'un bu barbar adam olmasaydı Osmanlı'nın çok daha bile erken yıkılabileceğini söylüyor. Yani bunun aslında bir böyle canlılık veren bir şey olduğunu düşünüyor. Bu şekilde okuyor tarihi. İşte Fatih döneminde kamu toprağı düzeni nispeten yeniden sağlanmış olsa da bu dönemde de yozlaşma devam ediyor aslında ve o göçebe barbar gelenek ve görenekler kökünden kazınmak isteniyor. İşte ilk demokrat Hocam kesiliyor sesiniz. Hatta bu gelecek devletlerinde gerçekleştiğini söylüyor. Fatih'e kadarsa yaklaşık işte 200 yıllık Osmanlı tarihi yok. Çünkü devletsiz, yazısız ve sınırsız bir komina olarak ilk Osmanlı tarihini yazdırıyor. Dolayısıyla da tarihi yazdırma işi de aslında toprak üzerindeki yozlaşma gibi kanuni döneminde başlıyor. Kıvılcımlı'nın kapanımıza. Benim istediğim aslında günlük gelecek dersler olduğunu söyleyebiliriz. Tarih yöntemi açısından da. Benim bağlantım galiba. Bir saniye. Tamam, sadece sesim geliyor herhalde. Ya da bilmiyorum. Bir sıkıntı yok galiba. Sizin de geliyor, sesiniz de geliyor. Devam ediyorum. Tamam, devam ediyorum. Şimdi toparlayacağım zaten. Size görüntüyü kapatın isterseniz. İstemedim ama. Tamam. Çok kesiliyor çünkü sizi duyabiliyoruz. Tamam, şu anda devam ediyorum o zaman. Geliyorum. Tamam, devam ediyorum. Şunu söyledim en son. Tarih tezinin de detayına bu kadar gireceğim çünkü süreyi de aşmak istemiyorum. Sadece şuradan da bir şeyler eklemeye çalışacağım. Barbarlık kıvılcımını da biliyoruz, en önemli kavramlardan biri. Şimdi barbarlık deyince ilk aklımıza gelen söylemlerden biri Rosa Luxemburg tarafından kullanılan işte ya barbarlık ya sosyalizm ifadesi. İlk defa 1915 yılında Rosa Luxemburg bunu kullanıyor. O tarihten sonra da pek çok sosyalist tarafından kullanıldığını biliyoruz bu söylemin. Şimdi Luxemburg bu ifadeyi 1. Dünya Savaşı sırasında yazdığı bir savaş karşıtı bildiride kullanıyor ve şunu anlatıyor aslında, yani insanlık ya sosyalizme varacak ya da medeniyetin yıkılmasıyla karşı karşıya kalacak. Şimdi Luxemburg bu ifadeyi en yakası affetse de araştırıldığında bu ifadenin işte aynı Angus bunu araştırıyor ve aslında Kautsky'nin 1892'de yayınlanan Erfurt programındaki sözlerinden kaynaklandığını tespit ediyor. Burada Kautsky şunu söylüyor. Sosyalist milletler topluluğu gerçekten imkansız olsaydı insanoğlu gelecekteki tüm ekonomik gelişmeden koparılmış olurdu. Böyle bir durumda modern toplum aynı Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 2000 yıl önce çürümesi gibi çürür ve sonunda barbarlığa geri dönerdi. Şimdi burada şeyi anladık, yani ya işte medeniyet ya ileriye doğru bir adım yaparak sosyalizme varacak ya da geriye doğru giderek barbarlığa düşmek durumunda kalacak. Barbarlıkla sosyalizm arasında bir seçim. Burada Kautsky'nin Roma'ya atıfta bulunması da bizim için bir anlam taşıyor aslında. Barbar kelimesini Romalılar, Latin veya Grek olmayan ve Roma İmparatorluğu'na dışarıdan gelenler, medenileşmemiş, kültürsüz anlamlarında kullanıldı. Kıvılcımlı da ise Roma kentinden çıkan Romenlerin Roma medeniyetini kurduğunu söyler ve bunu bir tarihsel devrim olarak adlandırır Kıvılcımlı. Yani güçlü olduğu zamanlarda dışarıdan gelen istilacılara karşı mücadele edilen Roma,
İç nedenlerle zayıfladığında saldırılara karşı koyamaz, bilim saldırılara da açık hale gelir. Kıvılcım'ın zaten şunu söylüyor. Barbar akımların aslında zaten çürümüş medeniyete bir barbar aşısı yaptığını söylüyor. Ve örneğin işte Bizans İmparatorluğu da Roma'nın Rönesansı'dır. Eski orijinal medeniyetleri Rönesans'a uğratılmış ve diriltilmiştir. Bunu yaparken Roma'dan tanrıcı bir hiyerarşi ve memurluk gibi iki miras devralmış. Fakat tam olarak da bu iki miras nedeniyle kendisi de çökmüştür der. Şimdi burada yani Kıvılcım'ın da barbarlığı olumlar ama barbarlık aslında antika tarihinde vurucu, yıkıcı gücüdür. Yani her şeyi, önüne gelen her şeyi yıkar. Dolayısıyla o dönemde barbarlığın çürümüş medeniyetleri yıkma gibi ilerici bir özelliği vardır. Ama artık medeniyetin sosyalizme varmak dışında başka bir seçeneği yoktur gibi bir sonuca varabiliriz. Bu kadar benim sunumu. Sanırım süreyi de doldurdu. Kamerayı tekrar açayım. Evet. Çok teşekkür ederiz Canan Hocam. Teşekkür ediyorum. Benim hayatım. Sorular gelirse tekrar konuşuruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Canan Özcan'ın sunumunda da Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın dine, Osmanlı tarihine ve devletlerin oluşumuna kaba bir materyalizmle yaklaşmadığını gördük. Aslında Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı da bugünün devrimci güncelliği tartışmasını yaparken altını çizmemiz gereken nokta, bizim de uygulamamız gereken nokta tam olarak bu. Şimdi katılımcılarımızın konuşmalarıyla devam edeceğiz. Tevfik Hocam, ardından da Oğuzhan Hoca'ya bağlanacağız. Ama önce bir 10 dakika çay arası, ardından salonda sözler, katkı, soru cevap bölümüyle devam edeceğiz.